Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle rengarenk cıvıl cıvıl bir yelek çalışmasıyla birlikte olacağız. Yeleğimizi yuvarlak roba olarak yaptık. Yeterli büyüklüğe gelene kadar bakınız robalarımızda zikzaklı çalışmalar yaptık. Yani çapraz çalışmaları yaptık. Aradaki beyazlarımızda artışımızı yaptıktan sonra istediğimiz ölçüye gelen robamızdan sonra modelimizi uygulamaya başladık. Modelimiz iki aşamadan oluşmakta. Bir yuvacıklarımızı oluşturduk. iki yuvalarımızı doldurduk. Ve renk renk değiştirdik. Dilerseniz tek renkte çalışabileceğiniz modelimizi daha fazla renklerle de çalışabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin ölçüsüne bakalım. Yeleğimizin ölçüsü en üst yerden tutuyorum. 32 santim en alt kısma kadar uzunluğa sahip şöyle kol altından tam robamızın bitiş yerinden bakınız modelimizi uygulayacağım yerden ölçüyorum 26 santim robamızın genişliği tabi modelimizde biraz daha alt kısımda genişleme yaptığımız için şöyle düğmeli yerden ölçtüğümde ise 30 santim olduğunu görmekteyim Evet modelimizi roba kısmıyla başladık aşağıya doğru devam ederek bitirdik şöyle bir de arkasına bakacak olursak çok güzel gayet cice bir yelek oldu evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimize başlayalım kolay gelsin 56 tane zincir çekelim şu şekilde bir tane sıkılaştırıyorum düğümü atıyorum ve başlıyorum örmeye 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Toplamda 56 tane olunca zincirimiz görüşelim. 56 tane zincirimi çektim ve hemen ölçüyorum. Uç noktaya koyuyorum. Her ikisinin de 23 santim. Şöyle bakalım. Daha net ölçerek. Evet 23 santim zincirimizin uzunluğu Elimi alıyorum ve geri dönüşe başlıyorum. 1 2 3 ve 4. zincir yuvasının içerisine geliyorum. Bir tane trabzanımı batarak örüyorum. Ve bu sıramda herhangi bir bölüme ayırmadan bütün zincirlerimin üzerine birer birer Trabzanlarımı örerek ilerliyorum. İkili trabzan şekliyle örgümü örüyorum. Zincirimize şu şekilde giriyorum. Alıyorum ve örüyorum. Sıra başına kadar bu şekilde örelim. Birinci sıramızı örerek geldim. Toplamda 53 tane burada trabzanımız hazır. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. İkinci sıramıza 3 tane zincirimizi bitirdiğimiz yönde çekerek başlıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve hemen ikinci trabzanımın üzerine şuradaki göze gelerek batıyorum bir tane trabzanım örüyorum bakınız bir başlangıçtaki zincirimiz bir de yanındaki trabzanı ördük iki tane trabzanımız oldu iki trabzanımızı tamamladıktan sonra 3 üçüncü trabzanımızı iki defa örüyoruz ve artışlarımıza bu şekilde başlıyoruz bir ve iki iki tane ördük üçüncü trabzanımıza iki tek üçüncüyü çift olarak örüyoruz bir ve 2 2 tane tek trabzan ördüm bakınız çiftten sonra 1 ve 2 şimdiki sırada öreceğimiz trabzanımız ise 1 aynı yere batıyorum 2 2 tek 1 çift şimdi 2 tek örelim 1 tek ikinci teki örüyorum ve çift olarak bir Aynı yere batıyorum bakınız. Bir tane örmüştüm. Çift olarak örüyorum. Şöyle bakalım. İki tane tek, üçüncü çift olarak ördüm. İki tek, üçüncü çift. İki tek, üçüncü çift olarak sıra başımıza kadar örerek tamamlayalım. İki tek, üçüncüsü çift. İki tek, üçüncüsü çift olarak sıramızı tamamladık. ikinci sıramızı. Ve şimdi bakınız ipimi bağladım yeşil ipimi bakın bu şekilde hareket etmekte üzerine bağladığınız zaman çok rahatlıkla hareketini ettirebilirsiniz yani daha rahat ayarlayabiliriz ipimizin e, örgümüze geçiş kısmını şimdi zincirimi arka yönden çekiyorum ve şu şekilde beyazımı sıkıştırıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim arka yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum zincirden birinci trabzanımı ördüm diğer trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ikinci trabzanımı da ördüm kartopu baby vanlar birazcık daha diğer ipime göre dolgunca yani bilinçli bir tercihti dilerseniz size aynısını tercih edebilirsiniz yine aynı markalarda ya da farklı ürünler kombin ederek çalışabilirsiniz hiç mahsuru yok Evet şimdi iki tane düz ördüm. Sıradaki iki trabzanımı ise önce öndekini sonra sıradaki ilk geleni öreceğiz. Bir defa tığımın başını doluyorum. Öndeki bakınız sıradakine batmıyorum. Bir sonrakine batarak trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Arkada biraz önce atlamış olduğum trabzanımı yani örüyorum. Önceki sırada geleni örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradakine batmıyorum. Bir sonraki sıradakine atlıyorum ve trabzanımı bu şekilde örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Atlamış olduğum trabzanıma geri dönüyorum ve batıyorum. Trabzanımı örüyorum. Tekrar yapalım. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Ve normal trabzanımı örüyorum. Atlamış olduğum trabzan. Bakınız bir tane trabzan atlıyorum. Tığımın başını dolayarak atladığım yeri geri dönüşümü yapıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Bakın üst üste çok güzel görünmekte. Bir tane daha birlikte yapalım. Tığımın başını doluyorum. Sıradakini atlıyorum. Bir sonraki sıraya geliyorum. Trabzanımı örüyorum bir tane atladım burada bakınız gözde görülmekte tığımın başını doluyorum atladığıma geri dönüyorum trabzanımı örüyorum ve şu şekilde görüntümüz ortaya çıkıyor sıramızı bu şekilde tamamlayalım birbiri üzerine çapraz bir şekilde trabzanlarımızı ördüm ve sıramızın sonuna kadar geldim sıramın sonunda Yine başlangıçta olduğu gibi iki tane düz trabzanımı ördüm. Burada başlangıçta da iki tane düz trabzan olarak örmüştük. Bakınız bir zincirimizi bir trabzanımızı daha sonrasında çapraz olarak örüp sıramızı tamamlamıştık. Şu şekilde bakınız bir tane zincir çekiyorum ve kesiyorum burada rengimi. Evet şimdi tekrar başa dönüyorum ve beyazımla örmeye başlıyorum. 3 tane zincir çekmiştim. Üçüncüsüne geliyorum. Alıyorum şu şekilde. 1, 2, 3 zincirimi tekrar çekiyorum. ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanıma iki defa batıyorum. Tıpkı bir önceki sıramızda ördüğümüz gibi iki tane tek üçüncüyü çift olarak örelim. Bir, Şöyle daha güzel bakalım. Yakında 2 tek 1 çift. Bakın bir tane tek. 2. tekimi örüyorum. 2 tek. 3. trabzanımı çift olarak örüyorum. 1 Aynı yere giriyorum. 2 Tekrar ilerliyorum. 1 tane tek. Diğer tırabzanımı örüyorum. 2 bakın bir çift, iki tek, tekrar öreceğim trabzanımı çift olarak örüyorum. Üçüncü trabzanımızı çift olarak örelim. Tekrar yapalım. Bir tane tek, ikinci tek ve üçüncü trabzanımızı çift olarak örüyoruz. Bir, aynı yeri bir daha. İki, şöyle bir göz atalım. Sıramızı iki tek olarak başladım. Üçüncüyü çift ördüm. İki tek, üçüncü çift, iki tek, üçüncü çift, iki tek, üçüncü çift olarak başa kadar örelim. Evet dördüncü sıramızda da artışlarımızı yaparak tamamladım. Beşinci sıramıza geçmek için hazırız. Yalnız burada en son iki tane trabzanımız değil, üç tane trabzanımız kaldı. Onun için lütfen kafamız karışmasın ve artış yapmaya kalkmayalım. Bu tam uç noktada. Şimdi zincirimizi çekerek başlayalım. Bir üst sıraya geçelim. 1, 2, 3. Geri dönelim. İkinci trabzanımın üzerine batarak örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Dördüncü trabzanımı ise çift olarak örüyorum. Batıyorum. 1 ve aynı yere bir daha giriyorum. 2 bu sıramızda 1, 2, 3 tane tek dördüncüyü çift olarak örelim. Başlıyorum. 1 2 3 3 tane tek trabzanımı ördüm çiftimden sonra bakınız çift 3 tane tek ve sıradaki trabzanımı çift olarak örüyorum batıyorum aynı yere bir daha batıyorum çift tekrar 1 2 3 3 tane tek örüyorum çiftimden sonra dördüncüyü çift olarak örüyorum 1 ve 2 Evet bu sıramızda da 3 tane tek bakınız 3 tek bir çift 3 tek bir çift olarak örüp başa kadar gelelim 6. sıramıza başlıyoruz 6. sıramıza tıpkı bu üçüncü sıramızda ördüğümüz yeşil gibi örmeye başlayacağız başlarken ikişer tane düz biterken iki düz arada ise önce bir ilerdik ikinciyi sonra geriye dönüp birinci trabzanımızı üst üste öreceğiz ipimi bağladım şu şekilde beyazıma ve örmeye başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim beyazımı da arkadan sıkıştırıyorum şöyle bir potluk olmasın İkinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 2 tığımın başını doluyorum tıpkı burada ördüğümüz gibi iki tane trabzanımı düz olarak örüyorum daha sonra çapraz örmeye başlıyorum şimdi diğer sıradaki iki trabzanımızın ilkine değil ikincisine başını dolayarak batıyorum Tekrar başını doluyorum. Atladığım trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir ileriye atlıyorum. Ve geriye dönerek bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum. Tekrar bir ileriye yine geriye dönüyorum. Bir ileriye tekrar atladığıma dönerek bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bakınız çok tatlı bir pembemiz var. Bu pembemizle önce sıradakine değil bir sonrakine atlayarak daha sonra atladığımıza dönüp örüp sıra başına kadar devam ediyorum. Yeleğimizin roba kısmını bir e, büyüterek devam ediyorum. Renkli yerlerde gördüğümüz kısımlar yine çapraz devam etmekte. Beyaz yerlerimizde ise artışlarımızı yapıyoruz. Her iki rengimin arasındaki beyazımda 5 tane tek 6. çift olarak ördüm. 5 tek 6. çift olarak sıramızı dolaşıp tamamladım. Tekrar pembemi ördüm çapraz bir şekilde. Başladığım sırada yine aynı şekilde 5 tane tek 6. çift olarak örüyorum. Şöyle bakalım. Bakınız bir tane çift 1 2 3 4 5 şöyle baktığımız zaman 5 tane tek 6. çift 5 tek 6. çift 5 tane tek 6 çift bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 5 tane tekimizi örelim. 1 2 3 şöyle girelim. 3 4 5 tekimizi tamamladım. Altıncıyı çift olarak örüyorum. Bir ve aynı yere giriyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Yeleğimin robasını yeterli ölçüye ulaşana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 9 sıra ördükten sonra görmüş olduğumuz ayraçlarımızı yerleştirdim. Şu an 152 tane trabzanımız burada mevcut. 152 trabzanımı 20-20 önlerim için ayırdım. 36 ve 36 kollarım için ayırdım. Arkam için ise 40 tane trabzan olarak işaretledim. Şimdi kolumuzun birleştirmesini yaparak e, örmeye devam edelim. Gövde kısmı için artık hazırlığımızı yapıyoruz. Tığımı takıyorum. 3 tane zincirimi çekmiştim diğer yönde. Hemen yine çeviriyorum. 1, 2, 3. 3 zincirim tamamladım ve başlıyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. 2, 3. 4 5 Bu sıramızda da 5 trabzanı ördükten sonra 6.ya çift olarak örelim. Gövde kısmını örüyoruz ama bakın 6.ya çift. Tekrar başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. çift olarak örüyorum. Şöyle görelim. 5 tane trabzanımı ördüm 1 2 3 4 5 6. çift 5 trabzanımı ördüm 6. çift olarak yerleştirdim şimdi devam ediyorum 5 tane 1 2 3 4 5 6. çift olarak örüyorum 1 ve 2 bakınız 6. da çift olarak ördüm işaretli yerime kadar trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 işaretime geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Bükerek diğer işaret koyduğum yere gelerek batıyorum. 5 tane zincirimi çektim ve trabzanımı ördüm. Tekrar 1 diye sayıyorum. 2 3 4 5 6. çift olarak örüyorum. Bakınız 6'ya bir daha batıyorum. Ve bu şekilde 5 tane tek 6. çift örerek e, roba kısmımızın kollarını gövdemizden ayıralım. Şimdi arkamızı örerek geliyorum. Diğer kolumuzda yine görüşelim. Yeleğimizin arkasından birer birer örerek geldim. İşaretimin olduğu yerdeyim. 5 tane zincirimi çekiyorum. 3, 4 ve 5. Zincirimi tamamladıktan sonra bükerek diğer işaretimin olduğu yere geliyorum ve hemen başını dolayarak tığımın trabzanlarımı saymaya başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm 6. çift olarak örüyorum 1 ve aynı yere batıyorum 2 ve ilerliyorum 1 2 3 4 ve 5 6 çift olarak örüyorum 1 2 ve devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 çift olarak batıyorum 1 ve aynı yere batıyorum 2 ve son iki trabzanımı örüyorum 1 ve 2 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve şu şekilde robamızı birleştirdik kollarımızın altından şöyle görelim bakınız zincirlerimizi çekiyoruz önümüzü daha toparlayacağız şöyle Evet, robamızın birleştirme işlemini yaptım. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Evet yeleğimizi e, ipimizi kopardıktan sonra pembe ipimi tekrar bağladım ve modelimizi koymaya başlıyoruz. Modelimiz iki sırada bir kendisini tekrar edecek. Birinci sırasında modelimizin yuvamızı hazırlayacağız. İkinci sıramızda ise trabzanlarla doldurarak devam edeceğiz. Şimdi ipimi bağladım. Birinci trabzanın olduğu yere battım. Şu şekilde ayarlıyorum ve zincirimi çekiyorum. Bir battığımı bir diye sayıyorum üzerindekini iki 3 ve 4 4 tane zincirimi çektim bir tane bakın hemen yandaki trabzanımın içerisine geliyorum batıyorum bir tane battım bir zincir çekiyorum aynı yere gelerek tekrar batıyorum ve bir tane yuva hazırlıyorum bakınız 4 zincirimi çektim hemen yandaki trabzana battım bir trabzan ördüm bir zincir çekip aynı yuvaya batarak bir tane V hazırladım bu V'lerin içerisine bir üst sırada Modelimizi kuracağız. Burası bakınız örgümüzün e, iç kısmı yani ters yönünde kalacak. Bu V'miz e, yani düz yön terste. Ters yön düzde olacak ki diğer e, modelimizin trabzan olan kısım düz yöne gelebilsin. Buna lütfen dikkat edelim. Evet bir tane zincir çekiyorum. Trabzanımı yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. Arkadan şöyle ipimizi götürelim. Bakınız 1. 2, 3 ve 4. Trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Bir zincir ve aynı yere tekrar bir tane daha trabzan örerek bir tane daha V'mi hazırlıyorum. Her iki V'min arasında bir tane zincirimi de unutmuyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Trabzanımın içine geliyorum ve başlıyorum. Bir tane zincir aynı yere tekrar girerek bir tane v'mi örüyorum ve bir zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak saymaya başlıyorum 1 2 3 ve 4. trabzanımın üzerine batıyorum bir tane zincir aynı yuvanın içerisine bir trabzanımı daha örerek ve oluşturuyorum modelimizin yuvalarını bu şekilde hazırlıyoruz şimdi bir tane zincir tekrar sayalım 1 2 3 4 batıyorum ve bir zincir aynı yere tekrar bir tane daha trabzanımı örerek bir yuva daha kuruyorum bir zincirimi çekiyorum sayıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane saydıktan sonra batıyorum bir zincirimi çekip aynı yere Hemen batıyorum. Tam kol altındaki 5 zincirimin olduğu yere geldim. Ve bakın 1 2 3 üçüncüye batıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir tane zincir çekip aynı yere batıp tekrar V'mi kuruyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen yuvamızın bakınız yuvamızın tam bitmeden önceki son zincirine batıyorum. Yani beşinci zincire de batıyorum. Ve bir zincir çekerek yuvamızı buraya kuruyoruz. Yani kol altında iki tane yuvamızı kurmuş olduk. Ve biraz içeride ve bitesine hemen yakın bir yerde. Diğer kol altına da aynı bu şekilde ayarlayalım ve sıramızı tamamlayarak ikinci sırasında görüşelim modelimizin. Modelimizin altına bu şekilde. Arkadan devam ederek öne de kurarak geldim ve en son yerdeyim. Bakın ikinci trabzanımın üzerine V'mi kurdum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ilk yani biteşteki son trabzanımın üzerine bir tane trabzanım örüyorum. Tıpkı başlangıçta yaptığım gibi. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çekiyorum ve modelimizin altını kurduğumuzu şu şekilde bir eee bakmak istiyorum. Şöyle bir kontrolümüzü yapalım mutlaka lütfen arkadaşlar kontrolü unutmayalım. Şimdi sayalım. Şöyle bakınız. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane modelimizin zeminini kurduk. Şimdi modelimizin düz yönünden bakın sol tarafı doğru ilerleyeceğiz. Ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. 3 tane zincirimi çekmiştim. Ve buradaki bir tane zincirli V'mizin içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı ördüm. 5. trabzanımı ördükten sonra aradaki bir zincir çektiğim yere gelerek batıyorum. Bakınız buraya mutlaka batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar yuvamın içerisine giriyorum. 5 tane trabzanımı saymaya başlıyorum. 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm ve 5. trabzanımdan sonra aradaki çekmiş olduğum bir zincirin içerisine gelerek batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum zincir falan çekmeden sadece batıyorum giriyorum ve 5 tane trabzanımı sırasıyla örmeye başlıyorum 2 3 4 5 Beşinci trabzanımdan sonra her iki trabzanımızın yani yuvamızın arasında çektiğimiz bir zincirin içerisine şöyle alttan girerek batıyorum ve devam ediyorum. Zincir çekmiyorum. Bakınız beşer tane trabzan örüp aradaki bir zincire batıyoruz. Tekrar beş tane trabzan aradaki bir zincire batıyorum. Beş trabzan hemen başını doluyorum. Evet Bakınız yeleğimizin ikinci sırasını ördüm. Birinci sırasında zemini hazırlamıştık. yuvacıklarımızı. İkinci sırada trabzanlarımızı ördük. Yeleğimizin birinci sırasında çok sevimli e, görüntüsü oluştu. Şimdi bitişini de birlikte yapalım. Bu sıramızı. Beş tane trabzanımı ördüm. Başlangıçta bakınız trabzanımız zincirimizi çekerek başlamıştık. Dört tane. Hemen başını doluyorum. Üçüncü zincirimin üzerine şöyle batıyorum ya da uygun gördüğünüz zincirimizin üzerine batalım Dilerseniz beyaz ipimizi ben beyaz ipime geçeceğim buradan birlikte alabilirsiniz Dilerseniz bir tane şu şekilde zincirimizi çektikten sonra makasımızla keserek direkt modelimizi yeniden kurabiliriz ben kesmeyi tercih ediyorum çünkü pembe ipimi devam ettirmeyeceğim ve ilmeğimi de rahatlıkla yeniden başlatmak istiyorum bir tane düğümümü attım ve hemen en sondaki yapmış olduğum trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir diyorum bu başlangıcıma 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çektim sığımın başını doluyorum burada 5 tane trabzanım vardı bakın sayalım 1 2 3 4 ve 5 tam 3. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum bir zincirimi çekip aynı yere tekrar bir tane daha trabzanımı örüyorum ve ikinci modelimin yani ikinci rengim için yuvamı hazırlıyorum ve bir tane zincir çekiyorum hemen yandaki trabzanıma geçiyorum 1 2 ve üçüncü trabzanımın hemen tepesine batıyorum 5 tane trabzan ördüğümüz için tam 3 ortadaki olmakta bildiğiniz gibi ve bir zincirimi çekiyorum tekrar aynı yere batarak yuvamı kuruyorum ve bir zincirimi çekiyorum bu delime bakıyorum bir iki bakınız üç gözünüzle bile hemen anlayacaksınız ama ben şu an hani gösterme amaçlı birkaç tane yaptıktan sonra gözümüz hemen orayı bulacaktır. Bir tane zincir çekmeyi unutmuyorum yuvalarımızın arasında. Bakın sayıyoruz. 1, 2 ve 3. trabzanımın üzerine bir trabzan, bir zincir ve bir trabzanım örüyorum. Hemen bir zincirimi de unutmadan ilave ediyorum. Ve bu şekilde ikinci rengimizi de başlatmış oluyoruz. Beyazdan da yuvalarımızı hazırladık. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Bakınız şöyle tekrar birlikte çekelim. Diğer yönden çekerek geliyorum. 1, 2, 3 döndürüyorum. Tekrar örgümün düz yönündeyim. Bu trabzanları doldurduğumuz kısımda e, mutlaka düz yönde olmaya dikkat edelim. Tığımın başını doluyorum. Ve yuvanın içerisine girerek 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımı örüyorum ve hemen aradaki bir zincir çektiğim yere gelip batıyorum ve şu şekilde bir kavise oluşturuyoruz. Zincir çekmeden tekrar tığıma başını dolayarak yuvanın içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çektiğim yere gelerek batıyorum. 5 trabzanı ördükten sonra tekrar tığımın başını dolayarak yuvamın içerisine 5 tane trabzan doldurarak devam ediyorum ve modelimizi dilediğimiz sıklıktaki renklerimizi değiştirerek istediğimiz ölçü gelene kadar bu iki sırada bir tamamlayalım. Evet yeleğimizi rengarenk çalışarak büyüttüm. En son sizlerle beyazımızı örerken ayrılmıştık. Sonrasında pembemi, yeşilimi, tekrar pembemi ve dilediğim gibi sıralayarak yeleğimi örerek tamamladım. Bakınız yeleğimizin ölçüsüne bakmak istiyorum. Şöyle en üst kısmından bakıyorum. En alt kısmına kadar 31 santim olduğunu görmekteyim. İpimizin birazcık e, dolguncu olduğunu lütfen göz önünde bulunduralım. E, pembe ipim şöyle kartopunun punto kitsi 100 gram ve 290 metre olan biri. Biraz dolgunca gibi dokusu olan biri. Yeşil ipim ise e, kartopunun baby bandı. O da birazcık dolgunca. O yüzden yani ipimin biraz dolgun olduğunu lütfen hatırlayalım. Normal e, biraz daha ince iplerle örersek modelimiz bu kadar sıra. Yani 2, 4, 6, 7 sıra yetmeyebilir. Biraz daha ilave edersiniz. Hem de daha şık durabilir. Evet şimdi yeşilimle ben en alt sırayı tamamladım. Ve en az sırayı tamamladığım noktadan yukarıya her e, trabzan arası ikişer ikişer başına dolayarak batsın ve yukarıya kadar çıktım. Bu taraf örgümüzün sağ yönü şöyle bakacak olursak sağ yönü olduğu için buraya ilik açmak istedim. O yüzden şimdi iliği sizlerle birlikte açarak aşağıya doğru devam edelim. İliklerimizi kaç tane kullanacaksak tüm ya da e, sadece roba kısmında ya da tek düğme olarak nasıl isterseniz ona önce karar verdikten sonra yerlerini belirleyelim yerlerini belirledikten sonra e, iliğimizi açmaya devam edelim ben şu şekilde yapmak istiyorum bir başlangıcımın hemen olduğu yere ikincisini birinci pembemi ve üçüncüsünü de en son beyazımın olduğu yere açmak istiyorum hedeflerimi yerimi tespit ettikten sonra örmeye başlıyorum bu sırayı başı dolayarak örerek geldim her trabzana ikişer tane girdim Eğer geniş olan yer varsa bir tane fazla ya da dar olan yer varsa geçişlerde bir tane olarak da çekebilirsiniz. Şimdi hemen sık iğnemizle başlayalım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen dibine batıyorum. Ve 1, 2, 3. Düğüm eğrimi tespit etmiştim. Hemen düğmemi burada istiyorum. 3 tane zincirimi çektim. 1, 2 atlıyorum. 3. gelerek batıyorum devam ediyorum. Sık iğnemi örmeyi sık iğne olarak devam ediyorum ikinci sıramızda. Birer birer batıyorum bakınız. Diğerinde pembe mi tespit etmiştim. Hemen buraya batıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. trabzanımın üzerine batıyorum ve yine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum sıradan öncesinde yerleri belirlersek çizgilerde bakınız gayet kolay renk değiştirdikçe uygulayabiliyoruz hemen geri dönüyorum şuradan zincirimi çekiyorum 2 3 ve hemen batıyorum 1 2 3 batıyorum ve aşağıya doğru sık iğnemle devam ediyorum. Artık zincir çekmeyeceğim için dümdüz birer birer sık iğnelerimi örerek ilerleyelim. Şimdi düğme yerlerimizin birinci düğmemi, ikinci düğmemi ve üçüncü düğmemi yerine ayarladıktan sonra aşağıya doğru ilerleyelim. Sık iğnelerimi yaparak en alt kısma kadar geldim. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Bir hemen dibindekine değil, bir sonrakine batarak şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Yine Tüm sık iğnelerimizin üzerine birer birer batıyorum ve üçüncü sık iğneyi şöyle örgümüzün tam en son duruşunu düzeltecek şekilde sıkılığını ayarlayarak ilerleyelim. Yani çok gevşek örmeyelim. Tabi büzdürmeyelim de. Şöyle arada kontrol ederek güzel bir denge kuralım. Bakın birazcık daha sık örmeye gayret ediyorum. Şöyle elimle de düzelttiğim zaman bakınız gayet muntazam bir görüntü oluyor. Yukarıya doğru ilerliyorum. Birer birer örmüştük bakın. Hepsini hiç atlamadan devam ediyorum. Dediğim gibi birazcık daha sıkı tutalım. Son bitiş olduğu için Dileğimiz çok tatlı bir oldu. Dilediğiniz renklerle ister tek renkle nasıl arzu ederseniz. İliğimin olduğu yere geldim. 3 zincir çekmiştim. Bir sık iğne, 2 tane sık iğne yapıyorum ve hemen yanındaki sık iğnenin üzerinde batıyorum. 3 zincir çekmiştim ama 3 tane sık iğne yapmıyorum. İliğim böyle genişlesin istemiyorum çünkü. Devam ediyorum aradaki sık iğnelerime ve olduğu yere geldim. İliğimin içeri giriyorum. 1. Yine 2, 3. yapmıyorum. Hemen dıştaki sık iğnemi batıyorum. Ve ilerliyorum. Yine zincirimin olduğu iliğime geldim. 2 tane 1 2 sık iğnemi yapıyorum. İlk başlangıçtaki yaptığım Sık iğnemin de üzerine batıp bir tane zincirimi çekip şu şekilde şöyle kontrolümü yapıyorum ve gayet güzel bir e, ilik çalışması ve ön çalışması olduğunu görüyorum. Makasımızla keselim ve içeri şöyle görülmeyecek şekilde toparlayalım. Evet, şimdi diğer karşıya da aynı işlemimizi yaparak başlayalım. Evet şimdi ilik yerimizi yaptık. E, düğme olan bölümümüzü de örmeye başlıyoruz. Düğme olan bölümümüz bu tarafımız yeleğimizin sol tarafı olacak. E, sağ tarafı aşağıdan yukarıya doğru çıkıp örmüştük. Sol tarafta ise yukarıdan aşağıya doğru örüp e, düz düşmesini sağlayacağız. Yani en son bitişin düz yönde olmasını istiyor isek ilk başlangıç ve en sonun yukarıdan başlayacağız. Solda yukarıda sağda ise aşağıdan yukarıya doğru örmeye başlayalım düğümüm attım hemen trabzanımın olduğu yere geliyorum 1 ve 2 şu şekilde girdiğimi 1 diyerek sayıyorum başını doluyorum hemen tek seferde çekiyorum ikinci trabzanıma geliyorum 1 2 3. trabzanıma geçiyorum 1 ve 2 Diğer trabzanıma her trabzanıma ikişer ikişer giriyorum. Sırası ile aşağıya kadar bu şekilde geliyorum. Bakınız trabzanlarımıza 1 batıyorum, Tek seferde alıyorum. Aşağıya kadar bu şekilde gelelim. Alt noktaya kadar örerek geldim. 1 tane zincir çekiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Hemen dibindekine batıyorum. Ve birer birer sık iğnemizi yaparak üst noktaya doğru ilerliyoruz. Bu kez bakın aşağıdan yukarıya doğru çıkmaktayız. Sık iğnelerimizi biraz da çok gevşek örmeden yaparsak sonuç gayet güzel olacaktır. Şu şekilde yukarıya doğru ilerleyelim. Evet, ikinci sıramızı yukarıya doğru ördüm. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum, döndürüyorum. Hemen birinci trabz, birinci sık iğneye değil ikinci sık iğneme batarak şimdi aşağıya doğru sık iğnelerimizi üçüncü sıramızı da örerek tamamlayalım. Birer birer 3 sırada tamamlıyoruz. Birinci sırada başını dolayarak tek sefer alıyoruz. İkinci sıra sık iğne, üçüncü sıramız tekrar sık iğne olarak kenarlarımızı üçer sırada tamamlıyoruz. Bakınız gayet güzel oluyor. Yeleğimin her iki kenarını da tamamladıktan sonra kolumun altını da yaptım bir tanesini. Şimdi bakın düğmelerimi de dikip tamamladım. Diğer kolumu sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Düğümüm attım tığıma tam kol altımızdaki bakın şuradaki zincirlerin olduğu kısımdan değil yandaki ilk trabzanın olduğu yere gelerek batıyorum. Şuraya batalım. Tığımın başını doluyorum. Hemen kol tarafına doğru devam eden trabzanın arasına giriyorum ve 5 tane trabzanımı aynı yere örüyorum. 3 4 ve 5. 5 trabzanımı aynı yere ördükten sonra sayıyorum. 1 2 3.ye gelerek batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum saymaya başlıyorum 1 2 3 üçüncüye gelerek batmış olduğum yere bir trabzan ve ardından birer birer trabzanlarımızı örerek 5 tane trabzanımızı buraya örüyoruz 4 ve sonuncu trabzanımı örüyorum 5 trabzanımı tamamladıktan sonra saymaya başlıyorum 1 2 3 batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3. tırabzanımın üzerine batarak yine 5 tane tırabzanımı aynı yere örüyorum ve kol altımıza doğru ilerleyelim. Etrafını dolaşarak geldim. Bakınız 5 tane trabzan üçüncüye battım ve tekrar aynı işlemlerimizi yapana kadar kol altımızdaki zincir çekmiş olduğumuz yere geldim. Burada ee, trabzan işlemini yapmıyoruz. Sadece zincirimizin olduğu yerlere sık iğnemizi örerek başlangıç noktama doğru ilerliyorum. Ve bakın ilk zincirimin olduğu yere yani batmış olduğum başlangıç noktama gelerek birleştiriyorum ve bir zincirle birleştirdikten sonra kolumuzu makasımızda keserek kapatıyoruz ve bu şekilde Kol altımızı da tamamlamış oluyoruz. Kol altı sık iğne üst kısımları ise trabzan çalışarak kolumuzu da tamamlamış oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar yeleğimizi bu şekilde tamamladık. En son kollarımızın kenarına da görmüş olduğumuz beşer trabzanlarımızı ekledik. Ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Evet hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar sağlık, afiyet ve mutlulukla kalın inşallah. Görüşmek üzere.